Merhaba arkadaşlar. Efsane Beşli serimizde 7. videomuzda devam ediyoruz. Mutlak nemin maksimum neme oranına bağıl nem denir. Ve bağıl nem sıcaklıkla ters, yükseltiyle doğru orantılı olarak artar. Buna göre haritada numaralarla gösterilen yörelerin hangisinde yaz mevsiminde bağıl nemin en fazla olduğu söylenebilir. Şimdi bağıl nemin arkadaşlar özellikle yağış kısmında dikkate alınması gerektiğini, bağıl nemin %100'ü bulup aştığında yağış oluşma durumuyla karşılaştığımızı söyleyebiliriz. O yüzden yaz döneminde özellikle yaz yağışları, yaz başlarında yağışlarla öne çıkan sert karasal iklimin görüldüğü Kuzeydoğu Anadolu'da ki bu verilen iller ya da merkezler içerisinde daha fazla olduğunu söyleyebiliriz. Ama yıl boyunca Türkiye'de en fazla olduğu yerin Karadeniz kıyıları olduğunu da unutmamak gerekiyor. Sorumuza göre doğru cevabımız E şıkkı 5 numaralı merkezimiz oldu. İkinci sorumuzda Ege kıyılarında deprem riski yüksek olmasına karşın nüfus yoğunluğu Türkiye ortalamasının üzerindedir. Aşağıdakilerden hangisi Ege kıyılarında sık nüfuslanmanın nedenleri arasında yer almaz? Verimli tarım alanları, delta ovalarının bulunması, tarımsal faaliyetlerin yoğun olması etkili. Ulaşım olanaklarının elverişli olması, endüstrinin gelişmiş olması ki tarım ve tarıma dayalı sanayi oldukça önemli, önemli turizm alanlarına sahip olması etkili olan faktörler arasında yer alır. Ama en fazla yağışın kış mevsiminde olması burada nüfusun yoğunluğunu arttıran bir sebep değildir. O yüzden doğru cevabımızın E şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü sorumuzda tarımda makine kullanımı önemli ölçüde verim artışı sağlasa da Türkiye'de hayvan gücünden yararlanma ve basit araçların kullanım süresi ya da kullanım hala sürmektedir. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki tarımsal etkinliklerde tümüyle makineleşmeye geçilmemiş olmasının temel nedenidir? Türkiye'de hala özellikle makineleşmenin olmadığı alanlar var. Bu alanların olmasında arkadaşlar o alandaki arazinin engebeli ve dağlık olması etkili olmaktadır. Bunun yanında özellikle alım gücünün düşük olması da diğer faktörlerden birisidir. Buna bağlı olarak ki en önemli sebebi dağlık engebeli bir araziye sahip olmamızla açıklanabilir. O yüzden doğru cevabımızın B şıkkı olduğunu söyleyelim. Dördüncü sorumuzda her bölgede tarımı yapılan bitkiler için belirli bir tarım bölgesi belirtmek güçtür. Buna göre Türkiye'de yetiştirilen aşağıdaki tarım ürünlerinin hangisinde belirli bir tarım bölgesinden söz edilemez? Zeytin Akdeniz ikliminin olduğu alanlar. Turunçgiller yine Akdeniz iklimiyle paralellik gösteriyor. Ilıman ikliminin olduğu alanlarda karşımıza çıkıyor. Çay Karadeniz iklimi, muz tropikal bir ürün ki Türkiye'de Akdeniz kıyıları özellikle öne çıktığı alanlar. Ama üzüm için böyle bir şeyi söylemek mümkün değil. Her iklim bölgesinde biz üzüm tarımının yapıldığını biliyoruz ya da üzümün yetiştiğini biliyoruz. O yüzden burada herhangi bir ya da belli bir tarım bölgesinden söz edilemeyen ürünün üzüm olduğunu söyleyebiliriz. Beşinci sorumuzda ise Türkiye'de elektrik enerjisinin bir kısmı Soma, Tunçbilek ve Seyit Ömer termik santrallerinden sağlanmaktadır. Bu santrallerin kuruluş yerlerinin belirlenmesinde öncelikle aşağıdakilerin hangisi göz önünde tutulmuştur? Bu alanlara bakarsak Manisa, Soma, Kütahya, Tunçbilek, Seyit Ömer, lignitle çalışan santrallere örnektir. Buna bağlı olarak bu alanlarda öncelikle lignitin varlığı önemlidir. Kaliteli lignit yataklarının varlığı sebebiyle bu alanlarda termik santraller kurulmuştur. O yüzden doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, bir soru çözümümüzün daha sonuna geldik. Bir dahakinde görüşmek dileğiyle iyi çalışmalar diliyorum.